Paha biçilemez İstanbul'dan herkese merhaba. Lise yıllarında hepimiz Nedim'in ünlü şiirini öğrendik. Bir safa bahşedelim, gel şu dilin aşade. Gidelim servi revanım, yürü sağda abade. İşte üç çifte kayık, iskelede amade. Gidelim servi revanım, yürü sağda abade. Biz de bugün kayıkla değil ama bu tekneyle sizi Sadabad'a götüreceğiz. Sütlüce ve Hasköy semtlerini gezip oradaki değişime şahitlik edeceğiz. Yolda karşımıza Haliç'in ilginç görüntüleri de çıkacak. Biz Sütlüce ve Hasköy'e deniz yoluyla gitmeyi tercih ettik. Yabancıların Haliç'e altın boynuz demelerinin birçok nedeni olduğu söyleniyor. Kimileri Kağıthane ve Ali Bey derelerinin çatallı şekillerini boynuza benzetiyor. Bazıları da gün batımının Haliç'teki yansımasını altına. Kimileri ise 1453'te Türklerin saldırısına uğrayan Bizanslıların çok miktarda altını denize atmasına bağlıyor bu ismi. Aslında altın boynuz Yunanca Hrysokeras'ın tercümesi. Ama bu kelimenin nereden geldiği tam olarak bilinmiyor. Türkçe ismi Haliç ise Osmanlıca'da İstanbul'un körfezi anlamına gelen Haliç-i der saadetin kısaltılmış şekli. Arkamda gördüğünüz semt Fener. Fener semtinde ise çok görkemli bir yapı var. İnsanların patrikhane zannettiği bu yapı Fener Rum Lisesi. Dünyevi eğitim burada verilmiş ve dini eğitim ise Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nda verilmiş. Patrikhane ise dağ sahile yakın bir yerde yatay bir bina olarak bulunuyor. Fener'in hemen devamında ise Balat'ı görüyorsunuz. Balat'ın adı Palatyon'dan geliyor. Palatyon ise saray demek. Yukarıdaki Tekfur Sarayı aşağıya kadar indiği için semte Palatyon adı verilmiş. O da zamanla Balat'a evrilmiş. Ve geçmişte Balat'ta binlerce Yahudi yaşamış. Haliç sahillerinde görebileceğiniz en önemli binalardan bir tanesi de Sveti Stefan adlı Demir Kilise, Bulgar Kilisesi. Bulgar cemaati için yapılmış ve kilise Viyana'da dökme olarak inşa edilmiş. Ardından Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, Karadeniz'den Boğaz'a ve sonrasında da Haliç'e getirmişler ve çok kısa bir sürede buraya dikmişler. Bir şehir efsanesi var ki ona göre sadece 7 günde inşa edilmiş bir kilise bu. Haliç 19. yüzyıla kadar tarihi yarımadayı Galata ve Pera'dan ayırmış. Çağlar boyu birçok köprü yapmış insanoğlu Haliç'i geçmek için. Galata Köprüsü geçmişten bugüne sadece geçişi kolaylaştırmamış. İstanbullu onu hep yaşamın bir parçası olarak görmüş. İmparator Justinian'in hüküm sürdüğü dönemlerde bile Haliç'e köprü yapma çalışmaları olduğu biliniyor. En eski köprüler ise Ayvansaray ve Kağıthane'de inşa edilmiş. Rönesans sanatçı ve bilim adamlarından Leonardo da Vinci, Sultan II. Bayezid'e Haliç Köprüsü için bir tasarım sunmuş. Ama bu fikir Osmanlı'yı yönetenlere imkansız gibi görülmüş o tarihlerde. 1836'da Un Kapanı ve Azap Kapı arasında sallardan yapılan bir köprü kurulana kadar da bu proje ertelenmiş. İstanbullular Galata Köprüsü hakkında nostaljik bir sohbete daldıklarında bilin ki 1912'de yapılan ve 80 sene şehre büyük bir sadakatle hizmet eden arkamdaki köprüye atıfta bulunuyorlar. 1992'de faaliyetine son verilmeden önce çıkan yangında zarar görmüş. Ancak yerine konacak olan köprü hazır olduğu için değiştirme işlemi hemen yapılmıştı. Nostaljik köprü bugün Balat ve Hasköy arasında bulunuyor. Günümüzdeki köprü ise 5. köprü. We'll be right back.
arkamda dünyanın en eski tersanesi var. Tersane aslında Unkapanı Köprüsü'nden başlıyor, Hasköy'e kadar geliyor ve yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik bir alanı kaplıyor. İstanbul'da yeşilimiz çok az. Keşke burası güzel bir park olarak değerlendirilse. Şu anda Haliç kıyısındaki bir otelin terasında güzel bir yemek yiyoruz. Son yıllarda Haliç'te bazıları uluslararası zincirlere ait olmak üzere çok sayıda otel açıldı. Güran Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şirketiniz neden Haliç'i seçti bir otel inşaatı için? Öncelikle çok güzel olduğu için. Diğeri de İstanbul'da artık tabii ki otel yatırımları belli noktalarda çok kütleleşmiş halde, bir araya gelmiş durumdalar. Ama tabii ki İstanbul'a gelen misafirler yeni yerler denemeyi de seviyorlar. Farklı şeyler görmeyi seviyorlar. Haliç de İstanbul'da görülmesi gereken güzel olan yerlerden bir tanesi. Bu yüzden Haliç dediğiniz gibi birçok otelin de ilgisini çekerek yeni bir otel destinasyonu haline gelmeye başladı. Bir de ben şunu düşünüyorum. Burası adeta küçük Boğaz. Çünkü ben bir akşam gene böyle hoş bir terasta yemek yemiştim. Şuraya baktığımda evet. Boğaz'ın küçük bir versiyonunu görmüş gibi hissettim. Peki burada kalmanın avantajları neler? Haliç aslında İstanbul'un tabii ki en eski yerleşim bölgelerinden bir tanesi olmakla beraber çok merkezi bir konumda. Ve genelde İstanbulluların yeni yeni fark etmeye başladığı bir şey var ki aslında Haliç'e ulaşım her yerden çok kolay. Çünkü bir taraftan baktığınızda tüneller vasıtasıyla 7 dakikada Haliç'ten Dolmabahçe'ye ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde Bomonti'ye ulaşabiliyorsunuz 2-3 dakika içinde. Diğer taraftan gittiğinizde Pera bölgesine ulaşmanız çok keyifli. Sultanahmet bir o kadar yakın. Bu da onlar için büyük bir avantaj. ''1930'larda sanayileşme alanı olan Sütlüce, eski güzelliğini kaybetmiş bir yerleşim. Bugün Sütlüce'ye gelen birçok kişinin amacı, Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerinin küçültülmüş modellerinin yer aldığı Minyatürk'ü gezmek. Minyatürk, Türkiye'nin bir özeti gibi. Kocaman bahçesinde en tanıdık tarihi ve kültürel anıtları barındırıyor. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Haydarpaşa Tren İstasyonu, Boğaz Köprüsü, Artemis Tapınağı, Sümele Manastırı, İshak Paşa Sarayı göreceklerinizden bazıları. Zafer Müzesi, Kurtuluş Savaşı'nı her açıdan gösteriyor. Cephe ve cephe gerisi, ses ile ışık efektleri ve maketlerle anlatılıyor. Bu müzede ayrıca Atatürk fotoğrafları ile Anadolu köy hayatını da görebilirsiniz. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Çanakkale Savaşı'nın 3 boyutlu uygulamasını atlamayın. 128 eserin olduğu Minyatürk'te yurt dışından da 12 eser var. Burada sadece etrafı gezmekle kalmayın, aktivitelere de katılın. Mesela çocuğunuzla beraber Minyatürk Ekspres'e binebilir, helikopter simülatörünü deneyebilir, labirente kaybolabilir ya da dev satranç tahtasında oynayabilirsiniz.
Şu anda Minyatürk'te Artemis Tapınağı'nın önündeyiz. Geçmişte Artemis Tapınağı dünyanın 7 harikasından biriymiş. Ve Osmanlı'nın en görkemli günlerinde 7 harikada Osmanlı'nın sınırları içinde bulunuyormuş. Peki bu harikalar neler? Efes'teki Artemis Tapınağı ve Bodrum'daki Mozele hala bizim ülkemizin sınırları içinde bulunuyor. İki tanesi Mısır'da, bir tanesi İskenderiye Feneri, diğeri piramitler. Ayrıca Babil'in asma bahçeleri de dünyanın 7 harikasından biriymiş. İki tane de Yunanistan'dan eser var. Bunlardan bir tanesi Rodos'taki Kolossus heykeli, diğeri ise Olimpia'da bulunan Zeus heykeli. Bizans döneminde çirkin ördek misali gönüllere ve ruhlara hitap etmezmiş Haliç. Kuğuya dönüşmesi 17. yüzyıl başlarında Osmanlı zenginlerinin burada muhteşem evler yaptırmasıyla olmuş. 18. yüzyılın yemyeşil İstanbul'unda insanlar kayıklar ya da atlı arabalarla Kağıthane ve Ali Bey derelerinin kıyılarına gelir ve eğlenirlermiş. Bu derelerin Haliç'le birleştiği yer Avrupa'nın tatlı suları olarak adlandırılmış o zamanlar. Asya'nın tatlı suları ise küçük su ve göksuymuş. Büyük ihtimalle sarayların ve köşklerin içinde en büyüleyici olanı Sadabat Kasrı'ymış. Bu güzellik 18. yüzyılda bahçelerin rengarenk lalelerle dolu olduğu, derelerin sularının havuzlara ve şelalelere akıtıldığı lale devri sırasında doruğa ulaşmış. Geçmişte arkamda bulunan şelale dolayısıyla yukarıdaki semte de Çağlayan denilmiş. Ancak aynı yıllarda imparatorlukta gerginlikler artmaya başlamış. 1730 yılındaki Patrona Halil isyanı sırasında Kağıthane'deki bu harika köşkler yangına kurban olmuş. 17. yüzyılda yenilikçi padişah 3. Selim'in hükümdarlığı sırasında bahçe düzenleme sanatı yeniden hak ettiği ilgiyi görmeye, insanlar da güzel bahçelerden keyif almaya başlamış. Maalesef bu güzelliklerin sonuna gelinmiş ve 1930'lardan itibaren Sütlüce hızla sanayileşmeye başlamış. Haliç'in eski güzel günlerine kavuşması için adımların atılmış olması ümit veriyor. Bu kapsamda Sütlüce Kültür Sarayı ve Santral İstanbul arasında parklar ve yürüyüş yolları yapıldı. Şu anda Sadabad'ın sonunda yer alan eski Santral binasındayız. Bugün burası öğrenci seslerinin kuş seslerine karıştığı Bilgi Üniversitesi'nin çok renkli bir kampüsü. İçinde de enerji müzesini barındırıyor. Okulda dışarıdan katılımcıların da gelebildiği bir yelken kulübü bulunuyor. Şimdi herkesi görüyorum. Bengi Hanım'a da çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel sizi görmek. İyi günler. Osmanlı'nın son dönemlerinde kurulan Cumhuriyet Türkiye'sinde ise uzun yıllar işlerliğini koruyan
Silahtara Elektrik Santrali'ndeyiz. Santral adını bulunduğu semtten alıyor. Semtin adı ise 3. Selim'in silahtarı Seyit Abdullah Ağa'dan geliyor. Silahtara Osmanlı'nın kent ölçekli ilk elektrik santrali olma özelliğine sahip. 1914 yılından 1983'e dek tam 69 yıl İstanbul için enerji üretmiş. Bir Avusturya Macaristan şirketi tarafından 118 bin metrekarelik alana inşa edilmiş. Başlarda elektrik, ticaretin daha yoğun olduğu Avrupa yakasına verilirmiş. 1926'da ise Boğaz'dan su altı kablolarının döşenmesiyle Anadolu yakasına da elektrik ulaştırılmış. Santralin devre dışı bırakılmasının ardından işlemeyen demir pas tutmuş ve çürümeye başlamış. Yalnız geçen yılların ardından yok olma sürecine giren yapı, devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle kurtarılmış. 1970 yılında üretim verimliliğinin sonuna geldiği dönemde teke devredilen tesis, 2007 senesinde Bilgi Üniversitesi tarafından müze ve sanat galerisi olarak halka açıldı. Santral'in biri 1911, diğeri de 1921 tarihinde inşa edilen ilk makine daireleri enerji ürettiği günleri çok geride bıraksa da Bilgi Üniversiteli gençlerin enerjisiyle dimdik ayakta. Yaklaşık 4000 metrekarelik kullanım alanına sahip enerji müzesinde santralin çalıştığı dönemin ileri teknolojisini yansıtan türbin ve jeneratör grupları var. Elektrik üretiminin ve İstanbul'un farklı semtlerine dağıtımının denetlendiği kontrol odası ise kullanılan teçhizatlarla bir bütün olarak korunmuş. Enerji Müzesi'nin giriş katında bir oyun alanı kurulmuş. Kelimenin tam manasıyla bilimle eğlence bir arada sunuluyor. Kendi enerjinizi üretebileceğiniz, manyetik heykeller yapabileceğiniz ya da binlerce volt ile adeta alay edebileceğiniz deney düzenekleri kurulmuş. Enerji oyun alanında 22 adet etkileşimli ürün yer alıyor. Vehbi Koç, oğlu Rahmi Koç'a Almanya'dan elektrikli bir oyuncak tren alır. Ve o hediye Rahmi Bey'in hayatında bitmeyecek bir tutkunun başlangıcı olur. Yaşamı boyunca endüstriyel objeleri toplayan ve benzersiz bir koleksiyona sahip olan Rahmi Koç'un bu merakı, yıllar sonra ülkemize önemli bir kazanım olarak döndü. Kendi deyimiyle endüstriyel mirasın aynası olan Rahmi Koç Müzesi 27 bin metrekare üzerinde kurulu bir hazine. Açılışından 2 yıl sonra Avrupa Konseyi tarafından yılın müzesi özel ödülünü alan müze sadece seyirlik değil, sunduğu aktivitelerle bir yaşam alanı, çocuklar için keyifli bir öğrenme üssü. Rahmi Koç Müzesi'ni ziyaret etmek için bir gününüzü ayırmanızı öneririm. Sakın ola tüm gün müze gezmenin sıkıcı olacağını düşünmeyin. Çünkü ne siz ne de çocuklarınız için zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bir dünya burası. Sadece endüstriyel koleksiyonu ile değil, Haliç oyuncakçısı, saat koleksiyonu, Ege'den tarihi esintiler taşıyan zeytinyağı fabrikası, bilimsel aletleri, maketleri, oyuncakları ve yıl içinde açılan birbirinden önemli sergileriyle burayı çok seveceksiniz.
Önce fabrika, sonra depo, ardından kaderine terk edilmiş bir virane. Bugün ise Avrupa'dan ödüllü bir müze haline gelen tarihi Lengerhane binasındayız. Temeli Bizans'a uzanan bu bina 1700'lerde Osmanlı donanmasına çıpa ve döküm parçaları üretilen bir fabrika olarak yapılmış. Zaten Lengerhane ismi de buradan geliyor. Osmanlı'da çıpa ve ucundaki zincire lenger, üretildiği yere ise Lengerhane denilmiş. Bu bina 1950'lerde Tekel'in tütün deposuymuş. 1984 yılında büyük bir yangın atlatıp ciddi zarar görünce adeta yalnızlığa terk edilmiş. Sadece bahçesi ispirto deposu olarak kullanılır olmuş. Kaderinin değiştiği tarih ise 1991. Rahmi Koç tarafından satın alınmış ve dönüşüm başlamış. Aslına sadık kalınarak yapılan restorasyon ardından 1994 yılında kapılarını bir daha kapanmamak üzere açmış. 21 yıldır hem İstanbullulara hem de İstanbul'un yerli ve yabancı konuklarına tarih ve teknoloji dolu bir yolculuk sunuyor. Binaya girerken yol seviyesinden aşağı inen merdivenleri kullanıyorsunuz. Bu da zeminin yüzyıllar boyunca ne kadar yükseldiğinin bir kanıtı. Mekan daha çok eski sarayları ya da tarihi camileri andırıyor. Koleksiyonlar konuların uzmanlarının olduğu kadar öğrenmek isteyen amatörleri de ilgilendirecek cinsten. Cam vitrinlerde yer alan eski radyolar, sayısız tren modelleri, tekne resimleri gibi. En çok göze çarpan bölüm ise ses efektleriyle donatılmış bir gemiye ait Kaptan Köşkü. İstanbul'un 1453'te Türkler tarafından alınmasından hemen önce yemek yiyen bir aileyi resmeden canlandırma ise gayet ilginç. ...1861 yılında Osmanlı donanmasının gemilerinin bakım ve onarımı için Hasköy'de bir tersane kurulmuş. Hatta 1938'de burada iki şehir hattı vapuru da inşa edilmiş. O tersane bugün Koç Müzesi'nin bir parçası ve zengin bir araç ile tekne koleksiyonunun ev sahibi. Orijinal Tofaşlardan Trabant ve Minilere, Chevy, Daimler ve Rolls-Royce'lara kadar çok sayıda araç var. Birinci Dünya Savaşı'na tanıklık etmiş İngiliz ordusu tarafından kullanılan Albion A10 röntgen arabası da görebileceğiniz araçlar arasında. Rahmi Koç Müzesi'nde trenle gezebilir ya da yazın tarihi bir tekneyle Haliç'te dolaşabilirsiniz. Burada restoranlar, kafeler ve bir İngiliz pub'u da bulunuyor. Haliç kıyısında güzel bir gün geçirmek ve keyif yapmak için müze gerçekten de ideal. Sarı rengiyle hemen dikkati çeken Anadolu yakasının simgelerinden tarihi Kadıköy Moda Tramvayı da müze koleksiyonunda. 1934'ten itibaren 32 yıl süreyle yolcu taşıyan tramvay oldukça iyi korunmuş durumda. Atlı tramvayı hiç duydunuz mu bilmem ama buraya gelerek bizzat görebilirsiniz. Elektrikli tramvaydan önce kullanılan atlı tramvay ilk kez 1872 yılında Azapkapı Ortaköy arasında hizmete girmiş. Thank you.
Savaş yerine keyif için Avrupa'ya giden ilk ve tek Sultan Abdülaziz olmuş. 1867'de çıktığı Avrupa seyahatinde Fransız İmparatoru 3. Napolyon, İngiltere Kraliçesi Victoria'nın da aralarında bulunduğu 5 imparator ile görüşmüş. İşte bu seyahatte kullandığı saltanat vagonu müzede hemen arkamda sergileniyor. Zarif süslemeleriyle göz alıcı parçalardan biri. Müzenin havacılık galerisinde hem sivil havacılık hem de savaş uçakları yer alıyor. Bu galeri havacılık meraklılarının aynı zamanda çocukların en sevdiği bölümler arasında bulunuyor. Rahmi Koç Müzesi denizcilik bölümü tarihe geçen teknelere sahip. Dünyayı teknesiyle dolaşan ilk Türk denizcisi olan Sadun Bora'nın anısı müzede yaşıyor. 2 yıl 10 ay süren dünya seyahatini yaptığı bu efsane tekne kısmet müzede görebileceğiniz parçalar arasında. Bora'dan aldığı ilhamla aynı seyahate çıkan Osman Atasoy'un teknesi Uzaklar'da hemen arkamızda sergileniyor. 4 yıl 10 ay süren maceranın tanığı olan Uzaklar, halen dünya turu yapan en küçük Türk teknesi unvanına sahip. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı kullanılan Uluç Ali Reis denizaltısı ise görebileceğiniz diğer parçalardan biri. Tarihinde yatan savaş acılarına selam durur gibi büründüğü derin sükût ile ziyaretçilerini geçmişe taşıyor. Paha biçilemez İstanbul'un bu bölümünde Altın Boynuz'un yani Haliç'in kıyısındaki tarihi semtlerde, Hasköy'de ve Sütlüce'de dolaştık. Burası eskiden gerçekten çok kötüydü ama şimdi ise büyük bir değişim eşiğinde. O yüzden de en kısa zamanda gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. Bir başka Paha biçilemez İstanbul'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.